Nedret Ersenel, Beyaz Saray'ın evanjelikleri, Pentagon'un katolik generalleri. Türkiye-Amerika arasında yaşanan gerilim homojen değil. Salkım saçak bağlandığı yerler var. O yerlerin toplamını, ürettiği riskleri, fırsatları basit soru cevaplara havale etmeliyiz. Mesela Beyaz Saray'dan Türkiye'ye yöneltilen yaptırım tehdidi uygulanabilir mi? Cumartesi paylaştığımız Türkiye Amerika Perşembe akşamı neler yaşandı başlıklı perde arkasından daha ileri bir durum veya ilerleme yok ortada. Ondan sonra yazılanlar konunun popülerliği üzerinden yürüyen içeriksiz metinler. Ana gövdeyi biliyoruz basitçe papaz üzerinden yürütülen İran'a mesaj ve Kasım seçimlerine selamdır. Ama Ankara'nın etrafını kolaçan etme moduna geçtiğini söyleyebiliriz ve pazartesi günkü Milli Güvenlik Kurulu'nun bu konuları işlediğini kuvvetlice varsayabiliriz. 1. Arap NATO'su meselesi yeni konu değil ama Amerika tarafından güncellenmesinin Şimdisi ne? Trump'ın Orta Doğu'da siyasi ve askeri Orta Doğu Stratejik İttifakı içinde 6 körfez ülkesi Mısır ve Ürdün isimlerinin alt alta yazılması, küre koalisyonunun gölge ortak İsrail'i de kapsayarak devam ettiğini gösteriyor. Tahran'ı hedefe oturtan bir akıl var tamam peki kapsam genişletilmiş olabilir mi? 2. Limasol'da bir araya gelen İsrail, Mısır, Amerika, İngiltere ve Yunanistan Büyükelçileri toplantısında yapılan Türkiye'ye yönelik açıklamalar aynı ittifak ortaklığının iz düşümü mü? İsrail ve Mısır elçilerinin Ankara'ya karşı askeri seçeneği dillendirmeleri, İngiltere ile Amerika Büyükelçilerinin de yakın çizgide durmaları ne demek? Anımsanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat 2017'de Türk karasularına yönelik ihlallerin devam etmesi halinde ki Suriye'deki Türk varlığının dengesini bozma operasyonuydu, askeri önlemlerin masada olduğunu söylemişti. Afrin bölgesindeki ulusal güvenliğimizi savunma hakkımız Ege Denizi ve Kıbrıs'ta da aynıdır. Kış Akdeniz'de sıcak geçecek yazabiliriz. Afbak Kıbrıs koridoru kırılabilir. 3. Amerikan Kongresi'nin Türkiye'ye uluslararası kuruluşlardan gelecek parayı durdurma girişimine, Bridge toplantısından çıkan Çin kredisiyle yanıt verilmesi gibi Ankara'nın üyelik arzusunu aynı kuruluşun adına T'yi de ekleyerek tekrarlaması da elbette Washington'da tercüme edilmekti. 4. Krizin yaşandığı coğrafyayı bir mendil, tarafların amaçlarını da uçlarından tutarak hepsini bohçalama olarak anlayabiliriz. Bu zaviyeden Kıbrıs, Pakistan, Körfez, İsrail dört uç nokta görülebilir. Her bir noktaya bir seri başka güç eklenebilir. İsrail derseniz Kıbrıs, Yunanistan yeri geldiğinde Rusya ve Amerika artı kimi Körfez ülkeleri, Pakistan dendiğinde Afganistan, Çin ve Amerika eklemlenebilir. Bu yüzden Pakistan seçimlerinin çıkardığı İmran Han liderliği beklenenin aksine sürpriz üretebilir. Çin ve Amerika arasında İslamabad'ın pozisyonu Pekin'e kayabilir. Bunun anlamı Afganistan-Kıbrıs koridoru kırılabilir. 29 Temmuz Global Times. İhtimal drama gerçekleşirse Akdeniz Afbak hattı çökebilir. Bunu da yıl sonuna doğru diye takvimleyebiliriz. 5 Bohça'nın içinde bir diğer kaygan zemin idlip Türkiye'nin İdlib'den hareketle bölgenin bütününe yönelik düşünceleri var. Bridge zirvesinde Rusya ile konuşulmuş olma ihtimali var. Şam tarafından da İdlib'e yönelik askeri operasyon hazırlıklarının duyulduğu zaman da ayrı baskı noktası da burasıdır diyebiliriz. Esad, ülkemizin her karış toprağını kurtarmak vazifemizdir, bundan sonra hedefimiz İdlib olacak, yakında ordumuz bu bölgeyi teröristlerin elinden almaya hazırlanıyor. 27 Temmuz Sputnik Politikacılar ve askerler ve tayf. Atıf yaptığımız MGK bildirisi Amerika ile ilişkiler üzerine şöyle diyor. Amerika'nın açıklamalarının iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ve güven ilişkisine telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği vurgulanmıştır. Ülkemize karşı kullanılan tehdit dili ittifak ilişkilerine saygısızlıktır ve asla kabul edilemez. Türkiye'nin ikili ilişkiler ve ittifaklar çerçevesindeki tüm yükümlülüklerine bağlı olduğu kadar haklarına da sahip çıktığı ülkemizin bu yaklaşımına saygı duyulmalıdır. Bu ifadeler daha keskin çıkışlar bekleyenleri tatmin etmemiş olabilir. Kararındadır. Ankara Beyaz Saray dengelerinin örneğin Pentagon, CIA ya da Dışişlerindeki kimi odaklara çarptığında nasıl kırıldığını görüyor. Hayf sayın hatırlatayım Amerika Savunma Bakanı Mattis Başkan Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidi iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkilemedi Türkiye ile yakın çalışmaya devam ediyoruz 27 Temmuz bir de tazesinden. Amerika, Avrupa kuvvetleri ve NATO müttefik kuvvetler Harekat Komutanı Or General Scaparotti Türkiye'ye gelerek temaslarda bulunacak. Görüşmelerde Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve Membiç konusunun ele alınması bekleniyor. Bağlayalım. NATO liderler zirvesinde ittifakın kurucu 5. maddesini uygulamayabileceğini söyleyen Amerika Başkanı Trump'ın tek başına alacağı bir kara ülkesini ittifaktan çıkarmasını engellemeye yönelik ortak yasa tasarısı Amerikan Senatosu'na sunuldu. Bakan Çavuşoğlu ne demişti? Katolik Protestan Savaşı çıkabilir. Nedret Ersanel, Yeni Şafak